ABD seçimleri sona erdi ve Amerikan tarihinin belki de en renkli simalarından aynı zamanda en renkli başkanlarından birisi olan Trump başkanlık koltuğuna veda etmek zorunda kaldı. Bundan sonraki süreçte Biden yeni Amerikan başkanı olarak karşımıza çıkacak. Bu hem Türkiye için çok kritik sonuçlar doğuracak arkadaşlar hem de dünya açısından enteresan gelişmeleri beraberinde getirecek. Tabii ki piyasaları da çok yakından ilgilendirecek bir gelişme. Ama öyle ya da böyle Amerika seçimleri bitti. Bundan sonra Amerika seçimleriyle ilgili diğer kritik bazı ayrıntılara bakacağız. Mesela Senato'ya bakacağız. Senatoda Cumhuriyetçiler şimdilik önde gibi görünüyor hala. 48 senatör Cumhuriyetçilerden seçilmiş durumda. 46 senatör Demokratlardan seçilmiş durumda. 2 senatör de diğer partilerden. Yani hala 4 senatör koltuğu boş. Peki bu 4 senatör koltuğundan kaçı Cumhuriyetçilerden, kaçı Demokratlardan olacak ya da farklı partilerden seçilecek ve bundan sonraki süreçte senatoda alınacak kararlar kolay olacak mı? Tabi sadece Biden'ın seçilmesinden dolayı değil. Aynı zamanda biliyorsunuz hafta sonu şok bir kararla Merkez Bankası Başkanı Uysal görevden alındı ve yerine eski Maliye Bakanı siyasetçi Naci Albal getirildi. Bu kararında yine piyasalar üzerinde çok net etkileri olacak arkadaşlar. Onu da nedenlerini sizlerle bu videoda paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Amerika seçimlerinde bundan sonra en çok konuşulacak konuyla devam edelim. En çok konuşulacak konu popülerite olarak bakıldığı zaman elbette Biden'ın seçilmesi olacak. Elbette bundan sonra teşviklerle ilgili nasıl kararlar alınacağı olacak. Ama esas mesele tabii ki Senato seçimleri. Çünkü Amerika'daki sistemde senatörler çok önemli bir yer işgal ediyor. Şöyle söyleyeyim sizlere, Temsilciler Meclisi'nden kararlar çıkıyor ama eğer ki Senato'dan geçmezse bu süreç uzuyor. Hatta geriye dönüyor. Onun için senatodaki çoğunluk önemli. Ve tabii ki bu seçimler öncesinde genel itibariyle şu konuşuluyordu. Acaba mavi dalga gelebilir mi? Yani demokratlar hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu alabilirler mi? Eğer böyle bir tablo olsaydı tamamen tüm kararları demokratlar vereceği için ve kararlar çok daha hızlı bir şekilde geçeceği için piyasalar bundan çok daha olumlu etkileneceklerdi. Kalan 4 senatörün tamamı da demokratlara gitse 50 senatöre ancak ulaşıyorlar. Yani çoğunluğu elde etmemiş oluyorlar. 48 senatör cumhuriyetçilerde kalıyor. 2 senatör de diğer partilerden oluyor. Belirleyici olan kişilerde o senatörler olacak. Bazen başkandan bile çok daha önemli isimler haline gelecek o 2 senatör arkadaşlar. Çünkü çoğunluk kararının alınabilmesi için onların oylarına muhakkak ihtiyaç duyulacak. Öbür taraftan 4 senatörün tamamı cumhuriyetçilere geçerse yani 52 senatöre ulaşırsa cumhuriyetçiler böyle bir durumda da çoğunluk cumhuriyetçilerde olduğu için her kararda mutlaka masaya oturulacak ve bu kararlar alınırken ciddi sıkıntılarla karşılaşacak Biden ve ekibi. Ha hiçbir karar çıkmayacak mı? Hayır tabii ki başkanın da inisiyatif kullandığını biliyoruz ve başkanın kararının en önemli karar olduğunu biliyoruz. Ama öyle ya da böyle senatörler bu süreci geciktirecek ya da erteleyecekler. Zaman zaman önünde ciddi bir engel olacaklar bunda unutmamak gerekiyor. Şimdi Dönelim Türkiye açısından durum ne olur? Bizim iki önemli kritik meselemiz var biliyorsunuz Amerika ile. Bunlardan birisi S-400 meselesi. S-400 Amerika'ya rağmen Rusya'dan alındı. Amerika'ya rağmen diyorum aslında NATO'ya rağmen demem lazım ama NATO'da en etkin ülkenin Amerika olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de de en etkin ülke Amerika. Bizim S-400 konusu nedeniyle Amerika ile ciddi sıkıntılarımız vardı ve katsa yaptırımların uygulanması söz konusuydu. Katsa yaptırımının içerisinde çok önemli ekonomik ve finansal kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar bugüne kadar devreye sokulmuş olsaydı zaten Türkiye'nin dolar bulma ihtimali ya da uluslararası piyasalarda işlem yapma ihtimali çok daha zorlaşacaktı. Ha bildiğimiz kadarıyla ya da gördüğümüz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla Trump bu sürecin önüne geçti. Hatta Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin bu konuyla ilgili baskı yapmış olmasına rağmen Trump bir şekilde bu süreci durdurdu. Biden'ın bu işin önünde durmayacağı konuşuluyor. Aksine katsa yaptırımlarını çok hızlı bir şekilde devreye sokabileceği de konuşuluyor arkadaşlar. Böyle bir durumda Türkiye'nin işi inanılmaz derecede zorlaşacaktır. Trump'ın yargı konusunda da bir takım baskılar oluşturduğu konuşuluyordu ve Halk Bankası davasını siyasi bir malzeme olarak kullandığı da konuşuluyordu. Onun için Amerika'da çok ciddi eleştirilerle karşı karşıyaydı. Halkbank davasıyla ilgili de arkadaşlar Biden'ın atacağı adımlar Trump'ın tam tersi yönde olabilir. Ve Halk Bankası meselesi yüzünden Türkiye çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Bu bu iki kritik mesele dolar ve dövizler üzerinde kur üzerinde çok ciddi baskılar oluşturacaktır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Siyaset üzerinde de çok ciddi baskılar olacaktır. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Ama çok çok kritik bir başka konu var. Türkiye'nin kısa vadeli borçlarını çevirebilmesi için dünyadan yeni borçlar bulması gerekiyor. İşte bu borçları bulma sürecinde sıkıntıyı inanılmaz büyütecektir. Katsa yaptırımlarının uygulamaya konulması ise... Türkiye'nin ihracat gelirlerinin tıkanmasını bile beraberinde getirir. Turizm gelirlerinin ya da yurt dışı gelirlerinin tıkanmasını da beraberinde getirir. Çünkü dünyada ne kadar dolar dönüyorsa arkadaşlar hepsi Amerika, New York üzerinden dönüyor. Swift Kanal dediğimiz kanal üzerinden geçiyor. Türkiye'nin tüm ihracat gelirleri de o Swift Kanalı üzerinden geçip Türkiye'ye geliyor. Katsa yaptırımları o kanalın tıkanması anlamına geliyor. Onun için çok kritik. Türkiye S-400 konusunda geri adım atacak mı, atabilir mi? S-400 konusunda Türkiye'nin geri adım atması demek, Rusya'yı karşısına alması demek. İki ucu pisli bir değnekten bahsediyoruz. Hele ki geçtiğimiz günlerde S-400'ü denelim kardeşim diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra... Büyük ihtimalle artık Katsa yaptırımlarında geri dönüş olmayacak gibi görünüyor. s 400 konusunda da geri adım atılması çok zorlaşmış gibi görünüyor. Bütün bunlar da Türkiye'nin işini zorlaştırmaya devam edecek. Pazartesi günü itibariyle Türkiye'nin CDS'inin bir anda 600 seviyelerine doğru hızlı adımlarla gittiğini göre biliriz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir başka mesele korona davası arkadaşlar. Korona hızla yayılıyor. 50 milyon kişiyi de geçmiş durumda. Avrupa ekonomisi kapanıyor. Avrupa sınırları kapanıyor. Avrupa diyorum çok kritik bizim için arkadaşlar Çünkü ihracatımızın %50'den fazlasını Avrupa ülkelerine daha ötesini söyleyeyim çok büyük bir kısmın da Almanya'ya yapıyoruz. Türkiye ihracatının Almanya'ya neredeyse dip yapması anlamına gelir. Korona meselesinden dolayı Almanya, Fransa, İngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesi Türkiye ile ve dünya ile ilişkilerini kesti kesmek üzere. Şimdi bu bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Demek ki bizim ihracatımız daha da dip yapacak. Ama zorunlu ihtiyaçlarımız var. O nedenle biz enerji ihtiyacımızı karşılamak, tüketim ihtiyacımızı karşılamak, tarım ürünü ihtiyacımızı karşılamak, gıda ürünü ihtiyacımızı ihtiyacımızı karşılamak için oradan buradan ithalat yapmaya devam edeceğiz. Dış ticaret açığımız büyüyecek ama ne turizm ne de işçi döviz girdisi olmadığı için ne de ihracat girdisi olmadığı için bunların neredeyse tamamı bir cari açık olarak yansıyacak ve cari açıktaki büyüme de finansal istikrarsızlığı büyütecek. Bunun üzerine bir şey daha ekleyeceğiz elbette. E yakın zaman içerisinde ödenmesi gereken dış borçlar var. O da 170 milyar doların üzerinde. Onun da bir şekilde döndürülmesi gerekiyor ama döndürülme ihtimali şu anda yok gibi görünüyor. Amerika-Türkiye ilişkileri daha da gerileceği için bundan sonraki süreçte zaten bir swap beklentimiz hiç olmasın arkadaşlar. E bankaların yakın zaman içerisinde ödemesi gereken borçlar var. Sendikasyonlarla bunu çevirmeye çalışıyor ama ne kadar yeterli olacak tartışılır. Teşvikler adı altında piyasaya verdiği çok büyük miktarda bankacılık sistemi üzerinden verdiği krediler var. Bu kredilerin büyük bir kısmı büyük ihtimalle geriye dönmeyecek ve bu da bankacılık sektöründeki batık oranlarını arttıracak ve sermaye rasyonlarıyla bunları karşılanması ihtimali her geçen gün biraz daha düşecek Türkiye çok ciddi sıkıntılı bir sürece hızlı adımlarla ilerliyordu zaten. E bu da yetmez dediler. Bunun üzerine biraz daha tuz biber ekmemiz gerekiyor. Ne yaptılar? Bu hafta sonu bir gece Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı Uysal'ı görevden aldılar. Daha önceki başkanı da görevden alıp başkan yardımcısı Uysal'ı göreve getirmişlerdi. O da büyük bir handikaptı. Uysal'ın kararlarının tamamen ekonomi yönetiminin kararları ve Cumhurbaşkanı'nın kararları olduğunu biliyorduk ama en azından şunu söylüyorduk Merkez Bankası geleneğinden geldi Merkez Bankası başkan yardımcısıydı başkanı oldu şu anda talimatlara göre hareket ediyor ama en azından iç işleyişi biliyor diyebiliyorduk en azından bir bürokrattı siyasi bir geçmişi yoktu biz böyle bakıyorduk ama bizim dışımızda yabancılar da böyle bakıyordu hala Merkez Bankası'nın az da olsa bir bağımsızlığı olduğu düşünülüyordu bu alınan kararla birlikte eski Maliye Bakanının AK Parti mensubu bir siyasetçinin Merkez Bankası başkanlığına atanmış olması biraz önce saydığım bütün sıkıntıların üzerine resmen kaymaktır. Öyle söyleyeyim sizlere. Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı ve bundan sonra alınacak kararların tamamen siyasi olduğu bu kararla birlikte tescillenmiştir. Benim ne düşündüğüm, senin ne düşündüğün ya da Türkiye'deki vatandaşların ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Yabancı sermayedar açısından bundan sonraki süreçte büyük bir risk ortamı yaratılmıştır bu kararla birlikte ve yabancı sermayenin ancak aşırı risk seveni Türkiye'ye gelecek özellikle altın çizmek istiyorum. Bizim bu kadar dövize ihtiyacımız varken Ekonomik sıkıntılarımız her gün büyürken, makroekonomik problemlerimiz her geçen gün artarken, uluslararası arenada zaten sıkıntılar alıp başını gitmişken arkadaşlar, bir de Merkez Bankası'nın başkanının bu şekilde görevden alınıp yerine bir siyasetçinin oturtulmuş olması inanılmaz derecede büyük bir hatadır arkadaşlar. Kim ne derse desin, yabancı kaçışı çok daha hızlanacaktır. Doların kaçışı çok daha hızlanacaktır. Türkiye'nin yurt dışından dolar bulma ihtimali çok daha azalacaktır ve bütün bunlar toplamda Türkiye'de yakın zamanda bir devalüasyonun işaretidir. Kimileri çıkıp diyor ki işte faiz arttırımı gelecek bu karar sonrasında. Hayır arkadaşlar, faiz arttırımı falan yapması mümkün değil. Aksine bir faiz indirimi gelirse şaşırmayın. Bakın altın çizerek söylüyorum. Bırakın faiz arttırımını. Yakın zaman içerisinde Merkez Bankası Başkanı çıkıp bir faiz indirimi gerçekleştiriyoruz kararı verirse kimse şaşırmaz. Merkez Bankası'nın eski başkanı olan artık Murat Uysal'ın görevden alınmasının temelinde acaba şu olabilir mi? Türk lirası gereğinden çok daha fazla değersiz hale geldi demesi olabilir mi? Düşünsenize Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor dolar beni ilgilendirmiyor diyor. Dolar nereye giderse gider gerektiğinde müdahale ederiz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp dolar gideceği yere gider kardeşim biz artık dolara bakmıyoruz diyor. Ama Merkez Bankası çıkıp Türk lirasının çok değersiz olduğunu ifade ediyor. Acaba bu görevden alınmasının temel nedeni olabilir mi? Bütün bunları topladığımızda karşımıza çıkan tablo Cuma günü kapanışı itibariyle doların değeri 8.51.53'tü. Bu hafta itibariyle özellikle Merkez Bankası ile ilgili alınan bu karar ve Biden'ın seçilmesi sonrasında doları hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Çok sert hareketler olursa kimse şaşırmasın. Hatta bir sabah ansızın 14, 15, 16 liralık dolar kuruna uyanırsa hiç kimse şaşırmasın. Ha o zaman faiz arttırımı gelir mi? Gelir. Çok faiz arttırımı gelir. Belki 1000-1500 bazlık bir faiz arttırımı gelir. Onun öncesinde kimse faiz arttırımı beklemesin. Aksine dediğim gibi bir faiz indirimi gelirse bile şaşırmayın. Çünkü Türkiye ihtiyacı olan doları, dövizi yurt dışından bulamayacağını anladı. Ancak ve ancak vatandaşını ikna ederse dolar sahibi olabileceğini gördü. Merkez Bankası'nın rezervlerinin sadece vatandaşın ikna edilmesiyle doldurulabileceğini gördü. Önümüzdeki hafta çok kritik. Her an devalüasyonist bir etki görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Buna bağlı olarak euro, buna bağlı olarak sterlinde aynı agresif hareketleri yapacaktır. Hatta parite Biden'ın her an teşvik paketini açıklayabileceği beklentisiyle 1.20'nin üzerine gideceğinden dolayı euroyu dolardan çok daha hızlı bir şekilde yükselirken görebiliriz. Onu da özellikle altın çizmek istiyorum. Faiz, piyasa faizleri yükselmeye devam edecek. Bakın görün, pazartesi günü itibariyle %16'nın üzerinde olacağız. Altının onsu Biden'ın seçilmesi, senatoda da aslında cumhuriyetçilerin gücünün beklendiği kadar olmaması, teşvik beklentilerinin artması, Avrupa Birliği'nden de hem teşvik paketlerinin hem de varlık alımlarının hızlanacağı beklentisinin artmasıyla birlikte çok hızlı ataklar yapmaya başlayacak arkadaşlar. Bu gördüğümüz 1951 seviyesi hiçbir şey değil. Çok minimal ölçekte geri çekilmeler yaşanabilir, dalgalanmalar yaşanabilir ama önümüzdeki günlerde altın onsunda rekor rekor üzerine rekor görmeye devam edeceğiz. Bakın 2060-2080 çok rahat kırılacak. Yeni hedef 2300 olacak. Tabi koronanın yayılımızı ikinci dalga etkisi de bunda çok önemli bir aktör olacak. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu arada benzer hareketleri gümüşün onsunda da göreceğiz. Gümüşün onsunda hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerlediğinin tanığı olacağız. Hafta sonları iCrap CEO'su Gökalp İçer'le birlikte kripto paraları değerlendiriyoruz. Onun için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kripto paralarda Bitcoin öncülüğünde yükselmeye devam edecek. Şimdi gelelim gram altın, gram gümüş gibi değerli madenlerin bundan sonraki süreçte Türkiye'de ne olacağına. Hem doların yükselmesi hem de ONS'un rekor üzerine rekor ile birlikte önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde kendisine 600 liranın üzerine atacak. Daha sonraki dönemde devalüasyonun iyiden iyiye netleşmesi ONS'un rekor üzerine rekor denemesiyle birlikte bin liraları zorlayan hatta bin lirayı kırıp yukarıyı denemeye başlayan bir gram altın fiyatı göreceğiz. Gümüş zaten 7 liraya açtı ve gümüşün gramının da 9 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Orta ve uzun vadede yakın vadede de buçuk lirayla 8 lira arasına yerleştiğini göreceğiz. Aynı şekilde gümüşün onsunun da 30 dolar seviyelerini zorlamaya başladığını göreceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolar ve altın çok hızlı bir şekilde yukarıya hareket etti göreceğiz Amerikan borsaları ve Avrupa borsalarında belki yukarıya doğru bir takım hareketler gözlenebilir Biden'ın gelmesinden dolayı ama daha sonraki süreçte özellikle koronanın baskın hale gelmesiyle birlikte hisse senedi piyasalarında da çakılmalar göreceğiz arkadaşlar. Özellikle İstanbul borsasını bir miktar daha ayırıyorum. Bakın bir tarafta S-400 ona bağlı olarak tabii ki katsa meselesi ve aynı zamanda Merkez Bankası'nda alınan bu yanlış kararla birlikte İstanbul borsasının çok ciddi manada. Da çakılmasını bekliyorum. Hepimiz izleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bundan sonra neler olacak. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.